Garaja geldik. BMW'nin plakalarını taktık. Şimdi plaka tutacağını ve plakayı kendisine takıp ondan sonra yarın BMW servisine götüreceğiz. A few moments later. Evet, ameliyatımız başarıyla sonuç almış bulunmakta. Evet arkadaşlar, şöyle dışından bir gösterelim ya en son bitmiş halini arabanın. Artık araba bitti. Sigortası vesaire yapıldı. Sürmeye hazır. Sadece bakımları yapılacak. Bakımlarını da BMW'de yaptıracağımız için götürüyorum şimdi arabayı. Amsterdam'a götüreceğim. Orada randevumuz var yarına. Pasta cilamız tamam. İçi tamam. Çiçek. Hop, paspaslarımız orijinal. Hadi bakalım. Cruise kontrolümüz vesaire var. Şimdi yola çıkma vakti artık. Benzin aldık biraz. Benzinimiz azdı. Arkadan Lexus geliyor bizim. Lexus görünüyor mu? Görünmüyor. Nasıl görünüyor? Şuradan şöyle mi göstereyim? Ha, göründü. Arkadan Lexus geliyor. Ev sahibimiz sağ olsun. Dedim müsait misin? Müsaitsen gel gidelim BMW almaya, bana yardım et. Geldi, Allah razı olsun. Şeker gibi adam ya. Allah herkese böyle ev sahibi nasip etsin. Vallahi billahi ya. Yani ısmarlasan böyle olmaz ya. Vallahi billahi. Allah yüzümüze güldü buraya gelince. Çok şükür. Bence güzel ya. Arabayla sürüş zevki çok güzel ya. Acayip bir zevk var. Vay arkadaş. Orijinalde bu kadar rahat mıydı bilmiyorum ama süspansiyonlar çok rahat ya. Mercedes değilsin ki sen, kendine gel. BMW'sin. Bilmiyorum, bayağı bir şey, relax. Uzun yol iyi gidilir bunda ama. Motor güçlü olunca ne güzel ya. 2000 devir civarında bak. 100 kilometreyle çok rahat gidiyorsun. Çiçek. Sevdim ben bunu. Ok gibi maşallah. The next day. Evet efendim, BMW'ye atladık. Gidiyoruz Amsterdam BMW servisine. Arabaya güzel bir servis yaptıracağız. Oraya da bir bakarız. Evet, arabaya yapılacak çok bir şey yok ama yağını, suyunu bir baktıralım. Ivırını zıvırına bir baktıralım. Bir de şeyi soracağım. Yedek anahtar maliyetini soracağım. Yedek anahtarı ne kadarmış, kaça yapıyorlarmış bilmiyorum. Ama bir 300-400 vardır yine. Belki daha fazladır yani, Lexus 500 ise. Bilmiyorum, bakacağım. Ben yani çok pahalı değilse bir tane yedek anahtar yaptırayım diyorum. Valla genel olarak çok iyi durumda. Buradaki market fiyatlarına baktım. Yani Marktplaats'ta 157 bin kilometrede olanı var. 24 bin 900 mü istiyorlar, ne istiyorlar? Öyle ama bu araba 64 binde ve çok iyi ya. Dün akşam çocuklarla, hanımla falan biraz dolandık. Hani şey demeye başladık yani, satmasak mı ki acaba ya? Hiç yerim yok. Sokakta da böyle tutmak istemiyorum arabayı. Garaj dolu bizim garaj. Garajda durmasının bir anlamı yok çünkü kullanamamış olacağız o zaman. Ama çocuklar çok sevdi arabayı, hanım da çok sevdi. Yani hiç rahatsız edici değil, hayret diyordu. Ve diğerlerine alışmış sert süspansiyon vesaire olması. Bunda tabii bir sallantı, bir şey yok. Şu an çıkıyoruz, şey yapıyoruz ama hiç. Orijinal süspansiyonları bayağı yumuşakmış BMW'nin. Yani bunun yani 335'i. Genel olarak çok iyi arkadaşlar. Ok gibi gidiyor mesela. Hiç böyle yorma ya. Uzun yolu, bununla acayip uzun yol yapılırmış yani. Onu fark ettim. Hani yetişmiş olsaydı Avrupa gezisi bununla bile yapılırdı yani. Ben şey demek istiyorum. Şimdi hardtop araba. Tabii convertible ama ilk defa, bak o kadar convertible aldım. İlk defa hiç ses yok ya. Dışarıdan hiç ses yok. Hiç. Yani bu langırtımış, laç langırtısıymış, bilmem neymiş. Hiç öyle bir sıkıntısı yok. Şaşırdım kaldım yani. Convertible değil mi? İlla ki bir katırlama bir şey gelir yani. Öyle bozuk yere girdiğinde falan. Ama yok ya. Bunu muazzam yapmışlar. Randevumuz 10 çeyrekte. 10, 16 geçiyor. Hemen gidelim. Showroom şurada. Sonra teslim edelim arabayı bakalım. Onlar kilidini yapsınlar. Showroom'da neler varmış? Birazdan onlara da bakarız. Bir kaydımız yapalım. Şu arkamdaki yerden yedek anahtarı sordum. 296 euro 40 cent dedi. Tamam. Dedim eyvallah, okey. Ama dedi bir problem var. Bu araba dedi ilk çıktığında Hollanda'ya kaydı olmamış dedi. Japonya'dan gelmiş dedi. Dedim evet, Japonya'dan geldi. Anahtarın çalışmama ihtimali olabilir dedi. Programlayamayabiliriz dedi. Programlayamazsak dedi, verdiğiniz para çöpe gider. Anahtar çalışmaz, haberiniz olsun dedi.
Dedim nedir risk yani? %90 mı çalışmaz yoksa %10 mu çalışmaz falan dedim. Hiçbir şey diyemeyeceğim, hiçbir bilgi veremeyeceğim dedi. Dedim bende kalsın o zaman abi. Yani hiç bilmiyorum. Burada daha önceden Hollanda'da Japonya'dan BMW alıp da onun yedek anahtarını alan ve çalıştıran var mı bilmiyorum ama vardır büyük ihtimalle. Ben dedim neyse ya, riske gerek yok. 300 lira durduk. Bana bir anahtar yetiyor zaten de. Hadi bakalım nasıl. Servis ikinci katta arkadaşlar. Yerden iki kat yukarıda. Arabayla çıkıyorsunuz yukarı. Ondan sonra buraya giriyorsunuz. Sağı mini, solu BMW. Showroom'a içeri girince şurada aksesuarlar ve tişörtler, küçük arabalar, diecast'ler vesaire var. Şurada da rooftop bagajlar var. Çatı üzeri bagajları. Ve karşı tarafta da çocuklar için 4 tekerlekli araba, bisiklet ve 2 tekerlekli elektrikli scooter var. BMW'nin kendi scooter'ı. Şimdi arabalara yavaş yavaş bakalım. Bu araba BMW 223 Active Tourer. 6.3 litre yakıyormuş 100 kilometrede. 64.500 euro fiyatı var. Bu sağımızda da güzelce boyanmış. Böyle bildiğin boyanmış yani. Bir tane BMW var ama bu satılık değildir sanmıyorum. Değil mi? Bakayım burada ne yazıyor? Satılık değil. O konuda bir şey demiyorlar. Şov arabası zaten. Buraya koymuşlar bu şekilde. Satmıyorlar. Evet, burada Z4 S-Drive 20i var. Şöyle. Bu da 7.1 litre yakıyormuş. 100 kilometrede D almış. Enerji seviyesi olarak. 67.800 euro. Fiyatlar tabii en son geçen Porsche'de gördüğümüzden sonra çok çok daha uygun. Z'de güzel görünüyor. Değil mi? Z4'ler zaten güzel. Hoşuma gidiyor. Ama bir tık güçlüsü yani. 20i değil de. Bir tık güçlüsü daha iyi olabilir. 1.18i 5 kapılı olan versiyonda. Bu da 51.800 euroymuş. Onun da yakıtı kayıt kapanmış orada. Onun da yakıtı derken onun da yakıtı 2.23 ile aynı şekilde 6.3 litre. Şimdi şuna bakalım. Burada da E4 var. E-Drive 40. E-Drive 40. E4 yani elektrikli. Enerji tüketimi 0.0 diyor şey benzin tüketimi. A-Class 73.621 euro. Bu arabada sadece 12.500 euro vergi var. O da %21 yapıyor zaten. Arabanın net fiyatı 48.900 euroymuş. E4 aslında çok güzel ya. Elektrikli düşününce. Bilmiyorum kapılar açık mı? Açıktır. Showroom'da. Kapılar tabii geç bak. Şöyle bir bakalım mı? İçine. Tek ekran şöyle. 481 kilometre gider diyor içindeki range'i. Biz bunu 350 olarak hesaplayalım bence. Gerçek dünyada 350 olarak olabilir. Araba şu anda 5 kilometredeymiş. Of. E-Drive aslında olabilir ya elektrikli araba için değil mi? E4. M4'leri seviyoruz dedik ama E4 olur. M-Sport. Şöyle. Tasarım masarım da o biçim yani. Neden olmasın? İşte bunların şarj süreleri çok önemli. Ne kadar sürede şarj oluyor vesaire. Onları bilmek lazım. Buradan doğru bilmiyorum hiçbir şey. Böyle bakıyoruz işte. Evet. iX. iX X-Drive 40. Bu da 110.700 euroymuş. Net fiyatı ise aslında arabanın kendi fiyatı, katalog fiyatı 70.900 euro imiş. Bu elektrikli arabada zaten panel ortak oluyor. Devenin üstünde sinek durur gibi duruyor. Hiçbir entegrasyonu bir şey yok. Ama genelde elektrikli araba böyle zaten. Tesla'nınki de bir yer entegre olduk değil. Olduğu gibi duruyor orta yerde. Ama Taycan'ınki öyle değildi. Taycan'ınki çok güzel entegre etmişlerdi sistemi. The 4. The 2. The 2'ye gelelim arkadaşlar. 6.4 litre yakıyormuş. Bu 220i coupe. Fiyatı ise 58.700 euro. Ve rengi
Mor. Güzel bir rengi var. Mor arabaları da sevmem ama. İşte. Ne yapacaksın? İdare edeceksin. İçi güzel. Yani en azından bak şu ekranlar içeride entegre edilmiş durumda dashboard'a. At üstündeki sinek gibi mi derler artık? Siz daha iyi bilirsiniz onları. Çok hoş durmuyor elektrikli arabalardaki. The 2 güzelmiş. The 4'a bakalım kabriyole. Tam bizimkini verelim, bunu alalım işte. 430i kabriyo. Arkadaşlar yani şu ön tarafa normal insan oturduğunda azıcık koltuğa geri çekin yani gözünüzde. Arka tarafta ciddi bir şey var, boşluk var yani hakikaten. Çocuk için düşünüyoruz, büyükler için düşünmüyoruz, aile için düşünüyoruz. Bunlar zaten 5 kişilik olmuyor, 4 kişilik oluyor. Valla gayet güzel. 7.2 litre yakıyormuş 100 kilometrede. 82.700 lirada fiyatı var. Yine de bir önden bakalım şöyle. Eski griller 10 numara çok daha güzel. Ama artık ne yapacaksın? BMW buna döndü. İnsanlar zamanla alışacak buna. Zamanla sevecekler. Sevdikçe de bu yeni M3, M4'lerin fiyatı kendini tutacak ya da gitgide daha sonra pahalılaşacak. Değişiklikler hep öyledir. Hep sancılıdır. BMW için de öyle oldu. Çok eleştirildi. Ben de hiç sevmiyorum öbür türlü. Ama insanlar alışacak ve olacak yani. Tutacak. Şu far şeyi çok hoşuma gidiyor BMW'nin. Yani gece karanlıkta vesaire şöyle baktığın zaman farlar muhteşem duruyor. 7.8 litre yakıyormuş bu. X3 X-Drive 20i 81.400 euro. Şöyle sizi gezdiriyor gibi yapıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum çünkü çok bekleyeceğim burada zaten. 85'ten giderken diyor, uyarıyor. Şu an araba acayip gidiyor. Şu an 120'ye geldi. Evet, tabela okuma sistemi falan filan varmış. Hız uyarı sistemi varmış. Onları size burada gösteriyor. Rengi güzelmiş. Ne rengiyse bu. Güzel renk. Tabii şu rengi yerleşiyor. Evet. Diğer tarafta M araçlar var. Biraz onlara da geleceğiz. X4 7.7 litre yakıyormuş 100 kilometrede. 92.119 euro. X4 biraz daha X3'ün sanki kupe hali gibi. X3 biraz daha boxy böyle. Kutu gibi. Bu da kupe gibi. Spor versiyonu gibi yani. Bu 183 beygirmiş arkadaşlar. Yani X4 deyince aklınıza çok büyük rakamlar gibi geliyor ama X-Drive 20i olunca aslında Hollandalılar biraz gayserili, tamam mı? Hakikaten düşük motorlular kullanıyorlar bayağı burada bir. Almanya'daki gibi değil öyle. Hani hep o yüzden genelde arabaların düşük motorlu versiyonları var Hollanda'da. En yaygın onlar. Hani adam BMW binmek istiyor ama en düşüğünü bineyim diyor. Şimdi 320i sedan. Şimdi bu hybrid olan. Hem plug-in hybrid hem benzinle çalışan versiyonu. Bu araba arkadaşlar 100 kilometrede 1,5 litre yakıyormuş. Sadece elektrikte kaç kilometre gidiyor bilemiyorum. Şurada da yazıyor mu göremiyorum. Ama siz bakarsınız buna. 163 beygirmiş arkadaşlar. 2000 cc motoru varmış normalde. Bytelling %22 diyor. 1840 kiloymuş. Şimdi bu hibrit olduğu için yine de bir BPM var. Ama BPM sadece benzinli araçlardaki gibi uçmuyor. 816 euro sadece BPM. Ve 100 kilometrede 1,5 litre. Çok çok iyi. Bu hibrit teknolojisi, plug-in hibritler bayağı iyi. Ama işte gene şarj olayınız var. Bizim Lexus'taki de hiçbir şey düşünmeden gidiyorsun. Ama sandığın kadar çok az yakmıyor. Ama gene de az yakıyor yani. Nasıl diyeyim ki? Uzun yolda mesela normal araba işte. Lexus. Hibritten bir alakası yok uzun yolda. Motor devamlı çalışıyor çünkü. Şehir içinde faydalı oluyor. Evet, burada da X1 S-Drive 20i var yine. Yine 178 beygirlik, 2000 cc'lik bir motoru var. 1570 kiloymuş. 59.598 euro. 100 kilometrede de 6.6 litre yakıyor imiş. Rengi güzelmiş. X7 var arka tarafta. X-Drive 40i X7. Zebella gibi maşallah kocaman. Tabii ki enerji seviyesi E. Çünkü 100 kilometrede 10.3 litre yakıyormuş. Siz bu 12, 13 diye düşünün arkadaşlar. Daha az yakacağını sanmıyorum. 165.622 euro imiş.
Ağırlığı da 2435 kilo. BMW 520i Touring 73.000 euroymuş. 6.7 litre yakıyor imiş. Station wagon BMW'nin Toros'u. Hadi bir tarafa geçelim. Bunun şeyi güzelmiş ama mat rengi çok güzelmiş. Bunları da korumak çok zor işte, değil mi? Bir sıkıntı olduğu zaman ne yapman gerekiyor? O parçayı komple boyatman gerekiyor. Karbon spoiler'ı da güzel görünüyormuş. Şöyle devam edelim. BMW direksiyon konusunda çok iyi değil mi ya? Bence bayağı iyi. Evet, yanımızda M240i X-Drive Coupe var arkadaşlar. 374 beygir. 102 bin euro fiyatı var. Ve ortalama yakıtı 100 kilometrede 8.8 litre. Ama çok yakışıklı duruyor. Havaya çok yakışıklı duruyor. İçini göstermeye gerek yok zaten. Bütün BMW'ler aynı da. Şöyle tabii M performans olunca aynalar vesaire karbon. Şöyle. Ön tarafını gösteremedim ama öndeki şeyi görüyorsunuz. Kanat var şurada. Şu karbon parça. Yan etekler karbon değil ama tam şurada yine bir karbon parça var. Arka tarafa gelen hava kanalı. Öyle. Arka taraf şurayı da karbon yapmamışlar ama ortadaki difüzör yine karbon. Başka ne karbon? Yukarıdaki spoiler karbon. Bu çok güzel bir araba arkadaşlar. Çok şahane bir araba. Hem gündelik kullanılabilecek, hem sağa sola gidip böyle iş yapılabilecek, hem rahat, hem atom. Hem hafif, değil mi? Hafiftir bu ya. Yani 1600 kilo geçmemesi lazım. Yani 1500 kilo civarında. 1500'de de hafif dedik ya. 1765'miş. Yuh. Ben R35 GTR'ı eleştiriyorlardı. 1750 kilo araba mı olur diye. İki serisine bak. İki serisi 1765 kilo. Voh. Voh. Bu da iki kapı. R35 de iki kapı. R35 yine bayağı hafifmiş. Onu görürsün. BMW'nin en baba arabalarından. M8 Grand Coupe Competition. Grand Coupe'ler. 4 kapılı olanlar. Şuralarda karbon parçalar görünüyor zaten. Valla M8 çok yakışıklı. Ne söyleyeyim. M8'e o aşağıya doğru çirkin grill yapmamışlar ama farlara kadar gelmişler. Arada boşluk kalmamış. Evet. Biraz buna bakalım. 626 beygir arkadaşlar. Beygirse beygir hepsi var bunda. Araba 11,5 litre yakıyormuş 100 kilometrede. Enerji label'ı G. 180 bin euro diyelim biz buna. Ama yani 626 beygirlik araba içinde normal gibi duruyor. Değil mi fiyat falan? Düşününce. Evet. Arka lastik boyutlarına bakalım. 285-35-20'ymiş. R35 GTR'la aynı boyutlarda. Şöyle iç tarafı. Seviyorum ben böyle çift renkleri ya. Aa, çok hoşuma gidiyor. Güzel olmuş. Koltuklar vesaire çok güzel. Evet. Grand Coupe tabii. 4 kapalı. Arka spoiler vesaire de yine karbon. Egzoz çıkışları etrafı karbon. Öbür tarafta öyle. Competition modeli. Bu araba çok güzel bir araba. Vallahi diyecek bir şey yok ya. Hem aile için. Ne aile için bu araba alır mı ya? 180 bin euro. Ama çok güzel. Opsiyonu var işte ama bak. 626 beygirin var ve ailenle bir yere gidebiliyorsun. İnanmazsınız ama bazen öyle şeyler istiyor insan. Yani GT3 ile gideyim ama hep beraber gidelim istiyorsun. Öyle bir imkan yok. Öyle bir imkanın yok. Evet. M3 var arka tarafta. Karbon tavanlı. M3 104 bin euroymuş arkadaşlar. 104 bin 900 euro diyelim. Daha doğrusu. 480 beygir. Bu ikinci el bu arada. Şu an 13.928 kilometredeymiş kendileri. Şuradan da bakacak olursak plakası görünüyor aşağıda. Plakası var zaten. Plakasını buraya yazmışlar. D933RF diye ilk şeye çıkış tarihi de 2020 Kasım'mış. 10,5 litre yakıyor imiş 100 kilometrede. 1 litre daha fazla yaksın. Şunu alalım. Neyse. Hadi bakalım. Garantisi varmış BMW tarafından. Garantili yine. Benim en sevdiğim BMW M4 ve de Competition modeli. Bunun bir önceki modelini de çok seviyorum ama bunun da motoru çok güzel. 3000cc, 510 beygir, 1800 kilo, 160 bin euro. Çok para be anacım. 160 bin euro. 9.8 litre yakıyormuş 100 kilometrede.
Nasıl ama? M3'ten daha zeki bak. Çünkü M3 4 kapı. Bu değil. Ağırlık farkından dolayı oluşuyor olabilir. Bilmiyorum, öndekinin motoruna bak bunun. Bu da aynıdır. Bunun motoruna baktık mı? Şuradan bakalım. Yazmıyor motoru. 480 beygirlikmiş bu. Hem 30 beygir az, hem 700 mililitre daha fazla yakıyor 100 kilometrede. Evet. M4. Aynaları karbon değil. Ayıp olmuş biraz ama. Neyse. Bu 0 kilometrede arkadaşlar. Şurada görüyoruz. Heads up display vesaire var. Şu parlak piano black olan yerler. Keşke karbon olsaydı. Dayım gitmiş. Cheap. Option'lar neyse onları koydurmuş. Bunu alacaksın işte, modifiye edeceksin. Bak, modifiye edilebilecek yerler var. En azından tavanı karbon, oradan yırtıyor. Gerisini kendin yaparsın. X3M. Bu da 480 beygirlik. Öndeki M3 ile aynı motor var herhalde. 164 bin euro ve 11,5 litre yakıyor. İşte bunu alacağına git M8 al. Fiyatı neredeyse birbirine çok yakın, aynı sayılır. Benzin de aynı yakıyor. Hiç olmazsa 626 beygir Grand Coupe. Şurada arka tarafta da aksesuarlar var. Hemen onlara göz atalım. Sonra yeter bu kadar da. Evet. 20 inçlik mesela şu yukarıdaki BMW jantı arkadaşlar. Seti 4430 euro. Aşağıdaki şu M performansın 19'luk jantları da 6615 euroymuş. Neymiş ya? En aşağıdakilerde 3068 euro. Şurada M4'ün grilleri var. İşte şu grilli M4'ü çok seviyorum ben. Artık hangi kasaysa ondan. Karbon spoiler, karbon ayna. Karbon gibi görünen vites stop uzun ama işte çok da karbon gibi değil. Ya da dry karbon olabilir, ince. Pedallar, kaliperler, disk, direksiyon, shift. Hemen bir oynayacağız. Manuel. Boşta mı diye baktım, değilmiş. Alcantara steering wheel. 993 liraymış arkadaşlar bu. Bak. Şuraları deri, şuraları alcantara olsa daha bir güzel olacak. Hiç olmazsa tuttuğun yerlerden sürekli yıpranmaz. Bu arkadaş göstergeli arkadaş. Display var burada. Böyle rev yaptıkça biliyorsunuz buralardan doluyor böyle. Bu da 1663 liraymış. Bu tarz ürünlerin BMW'nin kendisinde bulunması çok güzel. Gelip alıyorsun. Orijinal ürün olmuş oluyor. Değil mi? Efendim, showroom'dan bu kadar. Bir de arabamızı alınca çekeriz. Tüm masalarda çiçek yok bakın. Bazılarında var, bazılarında yok. Herkes çiçeği sevmeyebilir ya da çiçeğe alerjisi olabilir. O yüzden öyle güzel bir düşünce yapmışlar. Şurayı sırf misafirlere ayırmışlar. Mutfak o biçim. Güzel güzel, çok sevdim ben. İkinci katta izlediği gibi şuradan da otoban seviyesindeyiz. Görünüyor otoban tam orada. Bir şey ister misin dediler. Dedim su alayım. Su bile özel. Sadece bu bayiye üretilmiş su. Böyle genel olarak da yapmamışlar yani. Şu bu bayinin ismi yazıyor direkt. Güzel. Kapaklar çok zor çözünüyor ya doğada normalde. Bakın %100 bitkilerden üretilmiş kapak. Jeff Fest'te Okan diye bir arkadaşla tanıştım. Bana resim attı. Bir baktım. Bizim BMW. Abi diyor BMW'nin emin ellerde diyor. Meğer burada çalışıyormuş aşağıda. BMW'yi şu an o muayene ediyor. Sağ olsunlar o Japonik plakalıklarını hediye etmişlerdi. Hatırlarsanız önceki videolarda Cepbest'te. Şaka gibi ya. Adım bu kadar mı küçük dünya ya? Evet arkadaşlar, şimdi buradan bir arkadaş geldi. Güncelledi. Arabanın full check-in yaptık dedi. 12 point check diyorlar. Yani 12 yerini kontrol etme olayı. Hepsini kontrol ettik dedi. Araba çok iyi durumda dedi. Sadece dedi benzin kapağı var ya, depo kapağı. Onun dedi lastiği kopmuş. Yani kapağı ayırıp lastikli oluyor, yan tarafa sürsün ya. Onun lastiği kopmuş. Kapak elinde kalıyor yani çevirince. Dedim tamam, sıkıntı yok. Bir de dedi ön kapıda açınca bu gas stratları dedi çok güçlü değil gibi dedi. Ama dedi değiştirmek gerekmiyor dedi. Bilginiz olsun dedi. Arabayla ilgili başka bir sıkıntı yok dedi. Muayeneden direkt geçti dedi. APK'sı, yani burada APK diye geçiyor. APK'sını yaptık aracın dedi. Az önce neye güldüm onu anlatayım. Aşağıdan az önce kandan fotoğraflar gelince onun yanında başka bir arkadaş var. O da göndermiş meğer Instagram'dan. Hello, we have your car here falan diye. O da yukarıda
fotoğraf çekmiş. Onları gönderdi. Screenshotlarını aldım. Şu yan tarafta paylaşayım. Arabanın muayene olurken. İyi oldu böyle. Aşağıdan da haber aldım. Güzel oldu. Ben de burada böyle işte BMW'lere baktım. BMW'lerin videosunu çekmiş oldum. Biraz Instagram'da paylaştım birkaç tanesini. Öyle. Toplamda 399 euro tuttu hepsi. Yani vergisi hariç. Vergiyle beraber de 483 euro mu ne? %21 vergi var. 5'te 1 üzerine ekliyorsunuz. O kadar. 483 mu 486 mı ne? Öyle toplamda bir ücret olmuş oldu. Neyse içimiz rahat oldu şimdi. Rahat rahat kullanabiliriz aracı. Yaz da geliyor zaten. Klima falan çalışacak. Cabin air filter önemli arkadaşlar. Klima filtresini muhakkak değiştirin siz de. Özellikle uzun süre bekleyen arabalarda değiştirin. Çünkü araba bekleniyor, tozlanıyor orası. Siz ilk klimayı çalıştırdığınızda o böyle artık nasıl diyeyim size, sizi hasta edecek mikroplar oradan yayılabilir yani. O yüzden cabin air filter'ı değiştirmekte fayda var. Yani cabin filtresi de aklınızda olsun. Neyse. Birazdan arabanın işi bitecek dedi. Arkadaş yukarı getirecek arabayı dedi. Ondan sonra ödemenizi yapabilirsiniz dedi. Tamam dedi. Öyle. Sevindim ya. Arabada bir hiçbir sıkıntı yokmuş. APK'dan direkt geçmiş. Yani TÜV gibi bir şey olmuş oluyor APK. Böyle garajlarda, dealerlarda yaptırabiliyorsunuz yani. Öyle. Onlar tamam. Sıkıntısız bitti yani arabanın işi. Evet. Burada çalışan arkadaşlardan biri. Şöyle gel abi. Görüntü al aşağıdan dedi. Sıkıntı yok dedi. Sıkıntı olmaz dedi. Bizim de araba burada servise girdi. Yukarıdan bayideki fotoğrafları görmüşler. Demişler bir gelelim yukarıya. Bizim araba burada değil herhalde değil mi? Burada görmüyorum. Ya da körüm. Yok görmüyorum. Herhalde bitmiş bizimkinin işi. Şöyle çok güzel, çok büyük, geniş bir servisi var. Muazzam. Ben diyorum niye bu kadar temiz şey, egzoz çıkış hortumları falan varmış havalandırma sistemi. O biçim. Şimdi arkadaşlar i4 bakıyoruz. Bir tane test sürüşü için şimdi ayarlayacağız. Detayları size anlatacağım. 540 beygirlik olandan bir bakacağız. Fiyatlarına vesaire. Belki 335 iyi verir. Bundan alırız. Lexus'u da veririz. O biçim olur. Bu değil. Şu herhalde. Bunlar. Evet M50. Arkadaşlar bildiğiniz M4'ün elektriklisi. 510 km range'i var. 90 bin civarındaymış. Şöyle bakalım. Ben bir detaylarını iyice araştırayım. Ona göre bir bakalım. A few moments later. Evet arkadaşlar detayları öğrendim. Size de şöyle bir anlatayım. 540 beygir, 4 çeker. M4'ün 4 kapılı ve elektrikli halini düşünün. Öyle yani. 740 Nm tork. M50 arkadaşlar bu. Yani M50. M50'ler biraz daha çabuk delivery yapılıyormuş. Şu boyası vesairesi, şu konfigürasyonda araba arkadaşlar 90 bin euro sıfır. Bagaj hacmi böyle. Size gösteriyorum diye çekiyorum sanıyorsunuz değil mi? Yok aslında ben hanıma gösteriyorum bunu videoda. Bagaj hacmi böyle. Oldukça geniş bence. Aşağıda tabii pilleri var. Ama orada bir dakika aslında. Orada bir kompartman daha vardı. Ona da bakayım. Alttaki kompartmanda plakalık var. Ve Harman Kardon sistemi yeri var. Şurada küçük bir alanı var yine. Buradan böyle görünüyor. Güzel görünüyor. Şurada yine bir kapak var. Five doors. Yani buradan sedan gibi değil de içeriye ulaşabiliyorsunuz. Ama dışarıdan bakınca araba biraz sedan gibi görünüyor. Ama sedan değil. Bu üzerindeki özel boyayla beraber dediğim gibi şeymiş. O frameless kapılar. Çerçevesiz kapıları var. İçi böyle. Hani fiyat performans açısından Taycan'a göre çok daha iyi. Yani fiyat performans olarak. Bir tane test ayarlayalım. Bir sürelim bakalım. Nasılmış? Kağıt üzerinde 510 km gider ama diyor. Gerçekçi olalım diyor. Araba 4 çeker diyor. 540 beygir. Senin canını çektikçe basacaksın buna diyor. 400 km anca gidersin diyor. Dedim zaten 400 km Hollanda şartlarında her yöne doğru ülkeden çıkmak demek. Yani şunu da 1000 euroya veriyorlar. Takması hariç. Şuradan görünüyor içerisi. Böyle. Araba 9 kilometrede. Bu 6 ayda delivery yapılıyor dedi. Şey ne? Is it possible to like open the front? Yes, you can. I couldn't see it. There is but a rear. There's nothing to see. Oh, here it's yes. Two times. Just like normal cars. I was expecting something else, but yeah. Well, this is what you
don't expect, I think. You get no space. There's nothing to see. But I thought we would get some space here. No. There is no space. Okay. Okay. Fiyatı buymuş arkadaşlar. 2300 kilo 90 bin euro. Bence yani 400'ün üzeri giderse her türlü iyi. Çok güzel. Vallahi iyi. Düşünmek lazım bakalım. Lexus'la BMW'ye satılır. Buna dönülebilir. Tek araba. Evet. Test günü ayarladım arkadaşlar. 16 Haziran'da test yapacağım. Yavrum benim. Çiçek gibi dediler araba. Belki bunu veririz diyeceğim buraya ama ben bunu kendim satsam daha iyi olur. Çünkü diğer türlü öldürürler fiyatını tabii ki. BMW de olsa öldürür bunu. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Arkadaşlar ben gittim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoş kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım. Şimdi biraz basarken içimiz korkmadan rahat rahat basabiliyoruz artık. 120'nin üzerine hiç çıkmadıydım araba. Arabayla yani. Zaten şu an burada 120 yasak da hani akşam vakitleri olsun bir şey olsun. Şimdi rahat. İçimiz rahat artık. Ah mis. Çiçek. Bakalım üstüme üstüme geliyor. Hayt yavrum benim. Cezayir meyzi şu an. Çocuğa yetişmemiz lazım okula.